kimisine karın ağrısı yaptı. Birilerini fevkalade rahatsız etti. Bazıları da bizi kendine düşman gördü. Değerli dava arkadaşlarım, ne ilginçtir ki 2023 seçimlerinde Türkiye'yi değiştirmek için gösterdiğimiz çaba karşısında bizi oyun bozanlıkla suçlayanlar, bizi hainlikle suçlayanlar, parti içi hesaplarını Türkiye'nin istikbalinin önüne koyanlar, hafta sonu itibariyle birer değişim havarisi oluverdiler. Hani eskiden Gırgır diye bir dergi vardı, çıkıyor mu hala bilmiyorum. Orada vardı bir zamanlar bizim gençliğimizde, bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm şeklinde, ben de bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm. Yani hem Saraçhane'de hem ayın üçünde ana hakkında söylenmeyen kalmadı. Söyleyenlerin tamamı havari bugün. Allah'ım sen ne büyüksün. Her şeyi yaşarken gösteriyorsun. Her şeyi yaşarken gösteriyorsun. Vallahi ahirete hiçbir şey kalmıyor Türkiye'de. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar hafta sonu itibariyle yeni genel başkan Sayın Özgür Özel'in en büyük fanları oldu. Ya ben vatan haini, her şeyi bozan, beşli çete tarafından satın alınmış. Yahu genel başkanınız, yani herkes biliyor. Kaldı ki daha enteresanı var. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın emriyle ıcığım cıcığım kontrol edilmiş. Yani meşhur FETÖ dosyası yeni kapanmış. Dolayısıyla benim, kocamın, eşimin, efendim, yeğenlerimin, oğlumun, gelinimin neyi var neyi yok, HTS kayıtları, mal varlıkları, hesapları, uçmuş kaçmış, her şeyi en cıcığına kadar araştırılmış. Herhangi bir şey bulunamamış ama beşli çetenin parasıyla ben böyle davranmışım iddiasında olanlar, televizyonda konuşanlar. Yani bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm, Allah'ıma da şükrettim. Hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır hakaretleri ettiler. Bakın, utanmadan Sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır hakaretler ettiler. Ne diye ettiler biliyor musunuz? Niye aday oldun, kaybettin diye ettiler. Ya hani size göre %60'la kazanıyordu. Hani kola kutusunu koysanız kazanıyordu. Ya arkadaş, göz önünde olan bir hikaye bu ya. İnanamadım. Ve oturup iki rekat şükür namazı kıldım. Bu sıra habire şükür namazı kılıyorum. Ez cümle. Kral öldü ama 2023'e damga vuran o garip anlayış ve o anlayışın sahipleri aynen yerinde duruyor. Nitekim tüm kurultay süreci boyunca Türk sağına ve bizlere bol miktarda hakaret edildi. Her türlü erdemi solda, her türlü ahlaksızlığı da sağda gören ateşli konuşmalar, derinlikli yorumlar yapıldı. Hançer edebiyatları, İyi Parti eleştirileri havalarda uçuştu. Burada araya devreye girmem lazım. Bazen şaşırıyorum. Yıllar evvel de bir, yani önemli bir kişi, aranızda bazılarına da denmiş olabilir de bana da denmişti. Ben de şaşırmıştım, yahu ben bir kadınım, bana bu niye söyleniyor diye. Ceketimin astarı yok, her tarafım hançer bıçak denmişti. Ben de ya ne yapabilirim diye kendi kendime düşünmüştüm. Rahmetli abim sağdı, gittim.
Dedim ki böyle böyle. Dedi yaşlı adamların sözlerine bakma. Acındırmaya çalışırlar kendilerini. Rahmetli abicim öyle demişti. Ben de karışmamıştım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Fakat hançer işi ortada kaldı. Değerli arkadaşlarım, önce şunu söyleyeyim. Ben eğer bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Arkadan katiyen işim yoktur. Çünkü ben kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği o korkuları kullanıp insanlara eziyet etmekten çok korkarım. Büyük günahtır. Dolayısıyla hele ki garibana eziyet edenlerin, bilirsem, ispatlarsam, vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançeremde Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koymaya devam edeceğim. Ama bir kişiyi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım. Ha benim sırtımda da bıçak vardır demiyorum, hançer vardır demiyorum. Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Kendine bir şey istiyorsan habire hançerlenirsin. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun. Dolayısıyla ben kimseyi hançerlemedim. Hançerlemem bana öğretilen, ailemden öğretilen bir miras gibi gelen şey, yüze karşı konuşmak, kalabalık içinde şahitli konuşmak, açık konuşmak ve gereğini yapmaktır. Eğer bu hançerse, altı kişinin içinde net bir biçimde konuşmuş bir şahısım, karşılığında ölmüş anama sövüldü. Şimdi asıl mesele şu, ben olmadığıma göre hançer kimin? Hançerler kimin? Bakın tekrar söyleyeyim, benim sırtımda hançer mançer yok. Yani vurmaya kalkışanın gereğini yapmazsam namert olduğum için, kendime öyle dediğim için elini kaldıranın elini kırarım. Nitekim kıracağım. Ama velakin bu hançer edebiyatı çok ilginçti. Ya şimdi ama bunu hiç anlayamadım. Kimse üstüne almadı, benim üstüme kaldı. Görüşeceğiz. Ve şimdi tüm bunlar da Hazır'ın tarafından böyle şevkle, zevkle, çılgınca alkışlandı. Ne sağcılıkmış kardeşim, bütün kötülüklerin anası. Ne milliyetçilikmiş kardeşim, bütün kötülüklerin anasıymış. Ya arkadaş, biz size kırmızı mumlu, yani kırmızı dipli mumdan çağrıdan bulunduk. Buyurun gelin bir berber dükkanı kuralım dediniz, ortak bir berber dükkanı kuralım dediniz. Çırak çıktık, sorun yok. Türkiye önce çıksın, biz çırak çıkalım dedik, bile bile de çırak çıktığımızı ilan ettik. Sorunumuz yok. Ama sonrası duraydınız kardeşim. Arkasında duraydınız. Şimdi herkeslere selamlar gitti. Biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra tek bir zor olduğunun işaretidir. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum o Cumhurbaşkanlığı döneminde, yani kendini kallavi Türk milliyetçisi olarak tarif edip beni parça pinçik eden bazı muhteremlerin bu herkesin birbirine selam gönderdiği, hiç ayırt etmeden selamlar gönderildiği, eller sallanıldığı bir
kongreden sonra nasıl olacak bilmiyorum. Milliyetçilik mi terk edilecek? Hem milliyetçi ola ola hem selam gönderile gönderile o masada nasıl yer alınacak? Onu da çok sıkı takip edeceğiz. O görev de ikimize ait. Benim öyle bir ekspertizim yok. Evet, elbette kurultaylar bir siyasi partinin iç meselesidir. Elbette CHP kendi içinde bir değişim sürecine giriyor olabilir. Elbette bu arkadaşlar sağ ve sağcı antipatisi üzerinden teşkilatlarını konsolide etme arayışında da olabilir. Ama hala daha merak edilen varsa şimdiden söyleyeyim. Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Hem de açık, net, sakin ve saygılı bir biçimde kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin makus talihini değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez. Milletimizden başka kimse bizi beğenmek zorunda değil. Milletimizden başka kimsenin teveccühü de bizim umurumuzda değil. Biz her şeyi hamdolsun yeterince gördük. İlle de ben diyenleri gördük. Finiş çizgisine kadar gelip geriye doğru koşanları da gördük. Parti içi hesapların nasıl da milletimizin taleplerinin önüne koyulduğunu da gördük. Bu nedenle bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Hür ve milli siyasetimizle bezirgen saltanatını da, haram düzenini de, kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız. Bizi yola çıkaran işte budur. Milletimizin emriyle bize iyi partimizi kurduran, memleketi il il, ilçe ilçe, sokak sokak gezdiren, tutmadık el, çalınmadık kapı bıraktırmayan, bize durmayı, dinlenmeyi, yorulmayı yasaklayan azmimiz de, kararlılığımız da, inadımız da işte bundandır. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları, evlatları. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe milletimizin sesini duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Pusulamızdan asla şaşmayacağız. Hakikati aykırmak için gerekirse herkesin huzurunu kaçıracağız. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın olan anıdır. Hiç şüpheniz olmasın, memleketimize umudu İyi Parti'nin güneşiyle getireceğiz. Memleketimize güveni İyi Parti'nin duruşuyla getireceğiz. Memleketimize değişimi İyi Parti'nin kadrolarıyla getireceğiz. Ve ne olursa olsun Türkiye'nin demokratik milli yükselişini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Gazamız mübarek olsun. Teşekkür ederim.